Müzeler Haftası'ndaki bugünkü durağımız İstanbul Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi. Müze 2008 yılında Profesör Doktor Fuat Sezgin tarafından kuruldu. Gülhane Parkı'nda bulunan müzede bizzat Profesör Doktor Fuat Sezgin tarafından yaptırılan 585 alet bulunuyor. Girişte bizi oryantalist bilim insanlarının kabartmaları ve hayat hikayeleri karşılıyor. Bu müzeyi kurmakla Profesör Doktor Fuat Sezgin'in hayali bilim tarihine Müslüman bilim adamlarının katkısını gösterebilmekti. Kısımda usturlaplar yer alıyor. Çok sayıda örneğini görmek mümkün. Sidzi, dünyanın kendi ekseninde döndüğüne inanan İslam alimlerinden astronomi ilmiyle uğraşan birisiymiş. Bugünkü gezegen formlarımıza çok yakın. Etkileyecek. Bugün cep telefonuna indirdiğimiz çok basit bir uygulamayla bile yıldızlar arasındaki mesafeyi ölçebiliyoruz. Ancak bundan 500 yıl önce Takiyeddin'in yaptığı bu alete ihtiyacımız vardı. Geçmişte insanlar zamanı nasıl belirliyorlardı? Cevabı burada. Müzenin en dikkat çekici eserlerinden birisi de buradaki Fas'ta bulunan su saati modeli. Bu model 24 saat esasına dayalı olarak suyun buradaki kaplara dolmasıyla şu kısmı hareket ettirerek şu kısımda saatin kaç olduğunu gösteriyor. Bugünkünden bir hayli zor değil mi? Savaşlar her ne kadar acı, keder, gam yüklü zamanlar olsa da savaşların da bir teknolojisi var. Bazı atıcı, vurucu, tahrip edici aletler. Tabii insanların kendilerini koruması için, kasabalarını, ailelerini, toplumlarını koruması için belki de bu teknolojiye ihtiyaç duydular. Burası da tıp aletlerinin olduğu bölüm. Yüzyıllar önce bir göz ameliyatı yapıldığını düşün. Bu aletlerle yapılıyor. Thank you.
Burası da fizik bölümü. Burada da enteresan aletler olduğuna eminim. Buhar kuvvetiyle çalışan döner makinesi. Yine Takiyettin, yine icatlarından biri. 6 pistonlu otomatik su pompası. Ve yaklaşık 500 yıl önce gene. Süleymaniye Kulliyesi. Bu mimari eserler maket olmalarına rağmen heybetlerini fazlasıyla hissettiriyor. İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ndeki turumuzu tamamladık. Bu müzeyi sabah 9, akşam 7 arasında ziyaret edebilirsiniz. Üstelik 18 yaş altı öğrencilere ve öğretmenlere ücretsiz. Müzeyi gezerken şunu düşünmeden edemedim. Tarih gerçekten çok zeki ve çalışkan insanlarla dolu. Tekrar görüşmek üzere.